bildiği üzere tüm dünya genelde kuraklık mücadele edilmesi gereken ciddi bir mesele haline gelmiş durumdadır. Yani dünyanın gündeminde bir kuraklık vardır. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hesaplar, hesaplamalarımızı yaptık ve buna göre bir plan hazırladık. Hem şehrimizin hem de ülkemizin gözbebeği Sapanca Gölü'nün koruma altına aldık. Ayrıca Göl etrafında su kaynaklarının faaliyete geçmesi hızlandırdık. Yine su kaçaklarının önüne geçmek için altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar yaptık. Suyun şebekeden abonelere ulaşıncaya kadar olan süreci sürekli kontrol altına tutarak... ...oluşan arıza ve kayıpları en aza indirmek ve kayıpların önüne geçmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Bu sebeple şehrimizde su sıkıntısı inşallah uzun yıllar görülmemektedir. Tabi yine de son yağışlarla bunun fevkarade bir katkısı olduğundan dolayı hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Çok büyük katkısı olmuştur. Bütün su kaynaklarımızın neredeyse tamamı doluluk oranına erişmiştir. Neçe itibariyle mevcut şartlar göz önüne alındığında şehrimizin doğa harikası Sapanca Gölü'nü tüm güzellikleriyle koruyarak ve kollayarak gelecek nesillere bırakmak bizim vazifemiz olmuştur. Şehrimizin ihtiyacı olan içme suyunun bir kısmının yine yaptığımız Akçay Barajı'ndan alıyoruz. Böylelikle gölden daha fazla su çekilmesinde önüne geçmiş bulunmaktayız. Yani şu anda bizim su seviyemiz 30.52 metre seviyesidir. Yani çok az bir kısım kalmıştır ki Sapanca Gölü'de dolluk seviyesine yaklaşmıştır. Tabii ki Tüm bunların yanında hepimizin su kullanımında daha dikkatli, dikkatli olması gerekmektedir. Bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi faaliyetlerde şebeke suyu kullanılmaması, suyu daha bilinçli tüketmek ve bu süreçte katkı sağlaması bir vatani ve insanlık görevidir. O münasebetle bu konuda daha duyarlı olmamızı ve suyun hayat olan, malum ne diyoruz? Su hayattır. Hayat olan suyun daha kullanımını tasarruflu, en ideal bir şekilde kullanmak bir vacibedir. Bir görevdir, insanı görevdir, milli bir görevdir. Bu görevi bütün vatandaşlarımızın en layıkıyla karşıladıklarını, layıkıyla yerine getirdiklerine inanıyorum. Bundan böyle de bütün vatandaşlarıma suyumuzu en ideal şekilde kullanalım, koruyalım ve inşallah Sakarya'mız ve ülkemiz hiçbir zaman için ve dünya su sıkıntısını çekmemesi temenni ediyor. Her birinize saygılar sunuyorum.